Yüce Türk milleti, kıymetli basın mensupları. Son zamanlarda ayakla tedavide kullanılan tıbbi malzeme ve cihazların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanma noktasında vatandaşlarımızın ve medikal firmaların büyük sıkıntılar yaşadığını gözlemledik. Onun için bu basın açıklamasını yapma ihtiyacını duyduk. Sağlık uygulama tedbirine göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen tıbbi ürünlerin eşleşme kayıtları yapılmaktadır. Sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bu ürünler sigortalı hastalara ödenmektedir. Sağlık uygulama tebliği eşleşme süreleri maalesef ayları bulmaktadır. Bu süre zarfında ilgili tıbbi ürünler geri ödeme kapsamında yer almamaktadır. Dolayısıyla hastalar bu malzemeleri alamamaktadır. Firmalar ise Sağlık Bakanlığı kayıtlı olmasına rağmen stoğunda olan bu ürünleri sigortalı hastalara arz edememektedir. Bürokrasinin bu denli ağır çalışması hem hasta sağlığına zarar vermekte hem de medikal firmalar açısından ciddi ekonomik kayıplar oluşturmaktadır. Resmi yoldan ithal edilmiş veya üretilmiş, vergisi ödenmiş, Sağlık Bakanlığı tarafından ürün takip sistemine kaydedilmiş ve ürün takip sistemi üzerinden üretici ve ithalatçı firmalar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu anlaşmalı medikal firmalara bildirim yapılarak satılan tıbbi ürünler maalesef sağlık uygulama tebliğ eşleşme sürelerinin çok uzun olması yüzünden hastaların hizmetine sunulamamaktadır. Bu sorunların yanı sıra ayrıca yıllardır üretilen ve ithal edilen tıbbi malzeme ve cihazların Sağlık Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesince yeniden belgelendirilmek istenmesi üretici ve ithalatçı firmalara ek mal yükler getirmektedir. Bu yaptırımlar tıbbi malzeme tedariğini zora sokacak hamlelerdir. Bürokrasinin bu ağır yapısı başta toplum sağlığını sonra da hizmet veren medikal firmalara zarar vermektedir. Bu şekilde devam ederse Sosyal Güvenlik Kurumu sözleşmeli medikal firmalar, üretici ve ithalatçı firmalar iflasın eşiğine gelecektir. Diğer bir husus da ülkemizde ortalama 4 milyon raporlu hastanın kullandığı hasta bezi geri ödemesindeki sıkıntılardır. Sosyal Güvenlik Kurumu sözleşmeli medikal firmalar sözleşmeleri gereği hasta alt bezlerini geri ödeme kapsamında hastalara arz etmekteydi. Sözleşmeler yılbaşında 1 yıllık yapılmasına rağmen 2022 yılı ortasında 1 Haziran'da çıkan yönetmeliğe göre 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren sözleşme kapsamından çıkarılmış ve geri ödemesinin sadece rapor karşılığında herhangi bir satış belgesi aranmaksızın direkt sigortalıya yapılmasına karar verilmiştir Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından. Bu uygulamayla hastaların sağlığı ve ürün takip sistemi kayıtlı hasta bezlerine ulaşması imkanı daralmıştır. Medikal firmalar tıpkı pandemi süresinde olduğu gibi özellikle yaşlı hastalarımızın evlerine kadar bu malzemeleri ulaştırmaktadır. Gelinen noktada hem ödeme yetersiz kalmıştır hem de hastaların kaliteli hasta bezi malzemesine ulaşması zorlaşmıştır. Ayrıca bu ürünlerin Sosyal Güvenlik Kurumu ödemesi herhangi bir satış belgesi istemeden hastalar hesabına yollandığı için ciddi bir vergi kaybı oluşmuştur. Sözleşme kapsamındayken medikal firmalar kestikleri faturalardan devletimize vergi ödemekteydi. Bu da ciddi bir vergi kaybına yol açmıştır. Medikal firmaların ana gelir kaynaklarından olan bu ürünün sözleşme kapsamından çıkarıldıktan sonra maddi anlamda çok sıkıntı çektiği gözlenmiştir. Birçok firma personel çıkarmak zorunda kalmıştır. Bazı firmalar ise maalesef kepenk kapatmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu nasıl sözleşme dönemin ortasında bu ürünü sözleşme kapsamından çıkardıysa derhal aynı sözleşme kapsamına yarın itibaren almalıdır. İstanbul genelinde 2022 yılında 1000 kadar kayıtlı sözleşmeli medikal firma varken şu an 2024'te geldiğimiz noktada 150-200 kadar medikal firma bu sene sözleşme yapmıştır. Bunu Türkiye geneline vurduğunuzda bu sayının ne kadar düşük olduğunu göreceksiniz. Sözleşmeli medikal firmasının az olması alınan hizmetin kalitesini düşürür, hastaların da zorluk çekmesine sebep olur ve firmaların da aynı zamanda batmasına sebep olur. Türk medikalcisi pandemi süresi boyunca iyi bir sınav vererek devletin ve milletinin 7/24 hizmetinde olan ve bu hizmet için hiçbir paye beklemeyen
resmiyette sağlık çalışanı olarak görülen ama görev başında Covid'den dolayı hayatını kaybedince hiçbir haktan yararlanamayan cefakar insandır. Devletine ve milletine bu kadar sadık bir meslek grubuna bu cefa çektirilemez. Hükümetimize buradan sesleniyoruz. Ağır işleyen bu yapıya bir an önce müdahale edilmesi gerekmektedir. Ülkemizde yükselen ve dünyaya açılmaya başlayan Türk medikal sektörüne set olan uygulamaların derhal kaldırılması gerekmektedir. Sağlığın sac ayaklarından birini oluşturan, doktorun kullandığı enjektörden hastayı yaşatan solunum cihazına kadar binlerce tıbbi ürünü tedarik sağlayan medikal firmaların önündeki engeller kaldırılmazsa sadece firmalara bakmaz, toplum sağlığı tehlikeye girer. Türk medikalcisinin yanındayız. Emek veren, emek ile ekmeğini kazanan medikal firmaların yanındayız. Bu firmaların batmasına izin vermeyeceğiz. Medikal firma milli bir sektördür. Medikaller yaptıkları üretimle, verdikleri hizmetle milli duruşunu göstermiştir. Vatan Partisi de milli olan her yapının ve herkesin yanındadır. Türk medikalcisinin, Türk sağlık sektörünün yanındayız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Vefa Türksever, Vatan Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı. AB uyumlu yeni tıbbi cihaz yönetmenliğine göre belgelendirmelerdeki zorluklarda neleri anlatmak istiyorsunuz? İsmim Ömer Berbutay, A Grup Sağlık Ürünleri sahibi. AB uyum çerçevesinde sertifikasyondaki değişikliklerden şu gibi mağduriyetler oluşmakta. Bunun son tarihi 26 Mayıs 2024'tür. Ve bu tarihten sadece 3 hafta önce yayınlanan Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kurumu tebliğinde bu yeni yönetmeliğe göre üretimini hazır edememiş üreticilerin, Türkiye'deki ve dünyadaki üreticilerin ürünlerini piyasaya arz edilememesi söz konusu. Bu şu demek, 26 Mayıs 2024 tarihinden sonra üretici ve ithalatçıların, başta solunum cihazları olmak üzere, birçok tıbbi cihazların piyasaya arz edilememesi demektir. Bu 26 Mayıs 2024 tarihinden sonra hastaların bu gibi yaşam ünitelerine ulaşamayacağı manasına gelmekte ve bu ülkemizde çok ciddi bir soruna sebebiyet verecektir. Bu uygulamanın kaldırılmasını talep etmekteyiz. Sağlık uygulama tebliğine göre eşleşmelerdeki gecikmelerden dolayı hastalar ne gibi bir mağduriyet yaşamaktadırlar? Eşleşmelerdeki gecikmelerden dolayı hastalara malzeme ulaşamıyor. Çünkü eşleşme olmadığı için ürünler sözleşmeli firmanın ekranlarından, medula ekranlarından görünmüyor. Görünmediği için hasta malzeme alamıyor, tedavisine devam edemiyor ve firma da bunu satamıyor. Perakende satış yapan sözleşmeli firma satamadığı için bu sefer bu ürünü ithal eden veya üreten firma da onları piyasaya arz edemiyor. Ve dolayısıyla hasta sıkıntı yaşıyor, aynı zamanda malzemeler ve cihazlar firmaların deposunda kalıyor. Burada ciddi bir mali kayıp söz konusu ve firmaları batmanın eşiğine getiriyor. Bakın 1 Ocak tarihinden itibaren bu süreç hala devam etmekte. Burada yer alan sektör temsilcisi arkadaşlarımız, firma sahibi arkadaşlarımızın da aynı zorlukları var. Ürünlerini satamıyorlar. Bu ürünün vergisini ödüyor gümrükte. İthalatını yapıyor veya üretiyor, vergisini ödüyor. Sağlık Bakanlığı kaydını yaptırıyor. Onda da bir sıkıntı yok. Ama Sosyal Güvenlik Kurumu diyor ki eşleşmesi yok, satamazsın. O zaman bunu ithalatını ve üretimini yasaklayın. Satışını kaldırın. İnsanlar ona göre planlama yapıyor. Deposundaki mala göre planlama yapıyor. Cihaza göre geleceğini planlıyor. Akışını planlıyor. Maaş veriyor. Ömer Bey'in mesela 5 aydan beri deposunda cihazlar duruyor. Satamıyor. Niye? Eşleşmesi yok. Başvuru tarihi yılbaşından önce. Ona rağmen hala satamıyor. Ve en az 15 tane personel çalıştırıyor. O yüzden satamadan maaşlarını vermeye devam ediyor. Ben ekonomik durumu da bir kenara bıraktım. Buna ulaşamayan hastalar da mağduriyet yaşıyor. Aynı zamanda da haksız rekabetin önünü açmış oluyor. Hasta parası varsa peşini almak zorunda kalıyor. Parası yoksa eşleşme süresinin sonunu bekliyor. Bir an önce bunu halledilmesi lazım. Buradan hükümete tekrar sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çalışma Bakanımıza, Sağlık Bakanımıza bir an önce bu işin çözülmesi lazım. Yoksa ilerleyen günlerde ne medikal firma kalacak ne de toplum sağlığı iyi olacak. Yani sağlıklı olmayacak. Besepeti
Limited şirketinin ortaklarından biriyim. İsmim Mithat Pınar. Hasta bezi reçeteden çıktıktan sonra hastalarda mağduriyetler oluşmaya başladı. Devlette vergi kaybı oluşmaya başladı. Hastalardaki mağduriyetler hasta bezine ulaşamama. Yani şehirler olarak düşünmeyin. Kazalar, beldelere hizmetler gidiyordu. Şu an o hizmetler kesildi. Çünkü devlet parayı hastaya yatırıyor. Kimi bunun parasını alabiliyor, devletten kimi alamıyor. O nedenle bu nedenle. Yani ne yapacağını, nereye başvuracağını bilmiyor. Köydeki insanlar, işte kazadaki insanlar. Veya işte malzemeye ulaşamıyor. Yani bu Medical'in can suyuydu. Bu sayede çok kapanan firma biliyorum. Fabrikalarda daralmalar olmaya başladı. Onlar da üretimi durduracak. Çünkü sirkülasyon azalmaya başladı. Ha, diyeceklerim bu kadar. Bir an önce reçetenin eski sistemin geri gelmesi istiyoruz. Devletin kaynak vermesine gerek yok. Zaten medikal firmaların kendi kaynakları, kendi dinamikleri var. Eldeki dinamiği, eldeki kaynağı almasın. Örneğin hasta alt bezini aldığı gibi. Almasın bunu. Dönen bir yapıyı bozdular. Sosyal güvenlik kurumunu bozdu. Oradan ciddi anlamda cirolar yapıyorlardı. Ve bir firma oradan ortalama 2022 yılının rakamıyla söyleyip ortalama 300 bin lira ciro yapıyor. O cirolar şimdi düştü 3-4 bin liralar. Ve artık bu iş olmadığı için de firmalar sözleşme yapmamaya başladı. Onun haricinde belgelendirmeler. Şu an belgelendirme çok ciddi paralara gidiyor. AB uyum yasası çerçevesinde belgelendiriliyor. Biz AB ülkesi değiliz. Niye onların yasasına yapıştırıyoruz? Belgelere çok para harcanıyor. Bir belgenin maliyeti 5-6 milyon liralara çıkıyor. Belki daha da fazla. Ömer Bey daha iyi biliyordur onu. Oraya verilecek paralar, firmalar kendi öz kaynaklarını ayırsa, üretimi ayırsa çok daha farklı olur. Ne diyoruz? Milli olacağız, üreteceğiz. Ama bu şekilde üretemeyiz. Bu şekilde batarız. Ki medikal sektör şu an batma neşire yaklaştı. Böyle giderse önümüzdeki yıl hizmetler çok zorlanacak. Ki enflasyondan çok etkilenmesine rağmen benim gördüğüm kadarıyla enflasyon artışının fiyatlarını en az yansıtan sektör. Yani bunu biz çıkıp araştırdığımızda bunu görüyoruz. O yüzden tabii ki üreticilerimize büyük bir kaynak verebiliriz ama normal KOBİ'lere, orta ölçekli firmalara mevcut hak ettiği sözleşmedeki ürünlerin devamını sağlasa kaynağı gerek kalmasın.